tutan tariflerde yine 3 tane tarifim var. Yani süper tok tutan yine bir menü hazırladım. Biliyorsunuz bu çorbalarla çeşit çeşit yemekler üretmeye bayılıyorum. Mutfakta yaratıcılıklarımı arttırdılar ve içinde sadece bakliyatların ve tahıllarının oluyor olması beni çok mutlu ediyor. Bir patlıcan dible yapacağım size. Siyez buğdaylı karışımımızla. Sonra Anadolu çorbasından yoğurtlu bir Anadolu çorbası hazırlayacağım. Kinoalı mercimekten de humus gibi bir şey yapayım dedim. Böyle güzel aldım bunu. Bir miktar böyle tavada kavurdum. Ondan sonra blenderdan geçirdim. Bakın un haline getirdim. Sonrasına bakalım nasıl olacak. Şimdi önce tabii ki çorbayla başlıyoruz. Çorba için tencereye sadece 5 bardak su koymanız yeterli. Suyumuz kaynadıktan sonra da işte paketimizi açıyoruz bir hamleyle. Ve efendim dışındakileri okuyoruz, içindekileri görüyoruz. Buğday, kırmızı mercimek, bulgur, yeşil mercimek, çavdar var içinde diyor. Peki. Şuradan pencereden görüyorum zaten. Bir de elime dökeyim. Elimde de aynısını görüyorum. Şimdi bunun tamamını şöyle koyuyorum tencereme. Bu ortalama bakın üzerinde de belirtiyor zaten ne kadar süre kaynatmanız gerektiğiyle ilgili. 30 dakika kadar kaynattığınızda zaten içerisindeki bakliyatlar ve tahıllar hepsi aynı anda pişmiş oluyorlar. Ve istediğiniz kıvama da gelmiş oluyorlar. Ondan sonrası baharatı, tuzu ama ben bugün yoğurt, yumurta, nane ile beraber yoğurtlu bir çorba hazırlayacağım. Şöyle hemen bir altını yakalım. O pişmeye başlasın. Sıcak suyum vardı bu arada. Tencerede hep bir sıcak suyumuz hazır olur bizlerin zaten. Şimdi geldik patlıcan dible yapmaya. Şimdi burada da siyez buğdayı karışımından bunu yapalım istedim. İçinde neler vardı bir hatırlatalım. Sarı mercimeğimiz, kırmızı mercimeğimiz, esmer bulgurumuz, çavdarımız ve siyez buğdayımız vardı. Şöyle bu burada beklesin. Ne yapacağım? Önce efendim bir baş soğanımı şöyle ay şeklinde. Bu arada tenceremizin altını bir yakalım. İçerisine ortalama 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyacağım. Çünkü sebzesi bol olduğu için bolca bir tencere yemek olmuş olacak. Soğanımız şurada beklesin. Geldik patlıcana. Şimdi soğanımızı bir atalım şöyle. Bu patlıcanı buraya bırakıyorum. 3 tane 3 diş soğan sarımsağım var. Bir tane de böyle acı bir kırmızı biberim var. Patlıcanlara. Sarımsakları iri iri doğruyorum. Şimdi paketimizden bakalım içinde neler var. Şöyle elimize döküyoruz. Dışında ne yazıyorsa içinde o var. Sarı mercimek, kırmızı mercimek, esmer bulgur, çavdar ve siyez buğdayı. Hepsi elimin içerisinde. Ve şöyle koyalım bakalım. Şimdi üzerine 2,5 su bardağı kadar suyumuzu ekleyeceğiz ve böyle çekerek pişmesini bekleyeceğiz. Şu anda daha tuz eklemedim ve baharatlarımı eklemedim. Onları da en son böyle hafif demlendikten sonra ekleyeceğim ki tadı tuzu yerinde olsun. Şimdi sıra 3. tarifte. 3. tarif için gerçekten heyecanlıyım biraz. Kiloalı mercimek, ben bunun çorbasına falan bayılıyorum. En sık yaptığım çorbalardan bir tanesi. Bugün dedim ki bundan humus benzeri bir şey yapayım. Bir paketi, yine içerisindekileri sayalım tabii. Kırmızı mercimek var içinde, yeşil mercimek, çavdar, bulgur, esmer bulgur ve kinoa. Önce tavada birazcık bunu böyle hafif kavurdum, yakmadım ama bu önemli yine. Sonrasında da blenderdan geçirdim ve un haline getirdim. Bakın. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar kimyonumu koyuyorum. Un da böyle bir çay kaşığı kadar düşünelim. Dereotum vardı, yeşil soğanım vardı. Onu az bir zeytinyağıyla blenderdan geçirdim. Böyle güzel yeşil bir renk elde ettim. Onun içerisine döküyorum. Sonra içerisine tabii ki tahin ekliyorum.
ve limon suyu. Ama taze limondan. Onu da ekleyip en son sarımsakları ekleyeceğiz. Şöyle bir karıştıralım. Şimdi geldik sarımsaklarıma. Sarımsaklarımı bir sefer şöyle. Evet. Hadi bakalım. Sarımsaklar da içine. Bu da hazır oldu. Şöyle bu böyle kenarda beklesin. Bir su bardağı kadar yoğurdumuz var. İçerisine bir adet yumurtanın sarısını koyacağız. Evet. Terbiyemiz hazır. Çorbanın birazcık daha kıvam almasını bekliyorum. Önce biraz suyundan alıyoruz. Terbiyemi ılıtmam lazım çünkü. Şöyle kestirmeden. Ekliyorum, karıştırıyorum. Ekliyorum, karıştırıyorum. Evet. Bu arada üzerine birazcık da taze nane kıracağım. Ve tuzunu ilave edeceğim. Hiç tuz ilave etmedik bu ana kadar. Ortalama bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ilave ettik. Şöyle patlıcan biberi en son baharat paketine ekliyorum. Demiştim size baharat paketlerini seviyorum diye. Buraya da yakışacak o. Şimdi buraya taze nanelerimizi de bir kıyalım şöyle. Nanemin tümünü çorbanın içine atıyorum. Yanında taze soğan. Bu da hazır. Evet. Çorbam da hazır. Evet, bugün içine farklı, süper, tam iddialı tarif hazır. Bir tanesini kinoalı mercimek çorbası karışımıyla, birini siyez buğdayı çorba karışımıyla, diğeri de Anadolu çorba karışımıyla. Gördüğünüz gibi efendim menümüzde humusumuz var. Üzerine zeytinyağı ile pul biber gezdirdim. Burada patlıcan diblemiz var. Yanına biraz yeşil soğan ekledim. Üzerine limonunu, zeytinyağını isteğinize göre ilave edebilirsiniz. Ve yoğurtlu çorbamız hazır burada. Evet. Menümüz hazır. Efendim afiyet olsun. Tok tutsun. Görüşmek üzere.